Selam millet, Dedro Oyunlar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Pix Ark oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son tarlamıza bir şeyler ekmiştik. Hala status growing deyip duruyor bunlara. Tamamen bütün her şeyi kaldırsak. Bilmiyorum ki. Büyümüş olsaydı eğer bunları toplama seçeneği çıkardı bence. Bunlar hala büyümemiş. Kardeşlerim bunlar hala büyümemişler. Ama gördüğünüz gibi boyları baya serpilmiş artık. Size hemen yeni kankamızı tanıtayım. Pisiko. Bahçemin içinde gezerken gördüm onu. Bahçemin içinde hunharca gezerken Pisiko'yu fark ettim ve onu hemen kulağından tuttuğum gibi evcilleştirdim. Şuradan Mahjoberi alayım bir tane. Majoberi. Majoberimizle birlikte kendimi dışarı atacağım. Kendimi Majoberimizle birlikte dışarı neler atıyorum biliyor musunuz? Evet kardeşlerim, en sonunda 30 olduk. Doğru gördünüz. 30 olduk. Ve 30 olduğumuz için trike evcilleştirme hakkımız var artık. Ve ben size ne diyeyim? Bizde bu şans varken büyük ihtimalle ortamda bir tane trike bulamayız şimdi. Şöyle koşturarak bahçenin öbür tarafına geçiyorum. Normalde her taraf trike kaynıyordu biliyorsunuz. Daha önceden siz de şahit olmuşsunuzdur. Yer gök trike'tı. Bu sefer şöyle bir bakıyorum. Trike yok. Kesinlikle trike yok. Trike'lar sırra kadem basmışlar. Ama ben bu kadar olacağını tahmin etmedim ya. Lafın gelişi espri olsun diye söyledim ben. Hiç mi trike olmaz ya? Arkadaş böyle bir şey olamaz. Aha, bir tane trike gördüm dünyanın öbür ucunda. Dünyanın öbür ucunda bir tane trike gördüm. Artık aha, bir de dünyanın öbür ucunda olmayan trike gördüm. Çok güzel. Ama suyun içinde o da. Çok riskli hareketler yapıyor trike. Şöyle bakayım, yarasa var mı etrafta çıkmış olan? Yarasa var tabii ki. Orada bir şeylere sulanıyor. Bu trike 7. level'mış. O 7. level trike'ı hem de yarasaların çok yakınında birazcık makus kaderine terk ediyorum. Aslında çok da dediğim gibi level umurumda değil. Öncelikli olarak bir tane trike olması beni ilgilendiriyor. Ne oluyor ya? Güneş tutulması mı oluyor? Vallahi güneş tutulması oldu, bir şeyler oldu. Neyse. Gel bakayım buraya Trike. Al Majoberi'yi. Ne kadar tame oldun? Aa, bayağı az tame oldu. Bayağı az tame oldu gerçekten de. Trike zor tame oluyormuş demek ki. Olsun. Ben halimden memnunum. Şöyle bekleyeyim bakayım, belki hızlı acıkır. Bir umut. Belki hızlı acıkır diyorum. Acıkana kadar bekle diyor. Babacım, acıkana kadar bekleyin de acıkmaya niyeti yok gibi bunun da. Yarasa da geldi yanımıza, çok güzel. Sen de mi geldin? Seni de besleyeyim. İkinizi bir besleyeyim. Ha, tip de süper ya. Böyle bakıyorlar şaşkın şaşkın. Oo kardeşlerim, bu trike acıkmıyor ha. Ben bu trike'ı tame'lerim ama videonun dışında tame'lerim. Vallahi video dışında tame'lerim. Bu trike belli ki acıkmayacak. Hacı sen ne yaptın ya? Sen ne kadar tok karınlı bir hayvanmışsın böyle. Ne kadar tok karınlı bir hayvansın. İnsan biraz bir efor sarf eder, bir şey yapar. Dombik dombik etrafta yürür. Mesela ben kılıcımı çekip seni acıkmanı beklesem. Sen yine acıkmadın. Kılıcımı çektiğim halde. O zaman ben Piyomi'ye gidip şöyle kılıcımla dalsam. Çünkü ben artık çok cengaver bir yaratığım. Sen yoksa bir şeyler mi yedin acıkıp? Acıkıp bir şey mi yedin? İtiraf et. Kızmayacağım sana. Yemek yediysen kızmayacağım. Galiba yemek yemedi de şaka bir yana gerçekten çok yavaş acıkıyor. İşte bir daha acıktı. O zaman dans. Biraz katliam. Gördüğünüz gibi Copper Sword'umuzla etrafa dehşet saçıyoruz. Şişt, sen niye bu kadar direndin bakayım ha? Sen niye o kadar direndin, bana söyler misin? Evet kardeşlerim, bu bir ömür törpüsü olacak. Yarım saat sürecek bunu tamelemek. O yüzden şimdilik pas geçiyorum. Ben onu siz kardeşlerim için video dışı tamelayacağım. Vallahi video dışı tamelayacağım ben onları. Şu an için ne yapalım biliyor musunuz?
Koştura koştura evimize gidelim çünkü 30. level olmanın verdiği tek bonus strike tamamlamak değil. Birçok yapacağımız şey var. Hemen onları yapmak istiyorum sizlerle birlikte. Geçen bölümde yapacağımız dediğimiz şeyler. Evet, gelelim. Şimdi mızrağımızı çekelim. Ekranda shield'ımız çok fazla yer kaplamasın. Öncelikle seni bir durdurmak istiyorum ben. Put out fire. Kalan en son materyallerimi de şöyle alayım. Seni şöyle bırakalım. Yeterince oldum bence. Sizin yeriniz burasıydı değil mi? Tabii her zamanki gibi sığamıyor musunuz diyecektim. Son anda sığdınız. Üzerimizde taşlar var. Şimdi evimizin üstünü taştan yapmaya karar verdim. Evimizin üstünü taştan yapacağım. O yüzden şöyle diyeceğim. Stone diyeceğim. Ne gerekiyormuş? Sadece stone gerekiyormuş. Şuraları yapmak için de stone gerekiyormuş. Bunları yapmak için door için, window için bir miktar da wood gerekiyormuş. O zaman bir miktar da wood alalım şuradan. Bir seferde, tek seferde tuttursam zaten şaşıracağım bunu. Aldım wood'u. Daha çok wood aldım. Ağırlık taşıma sınırımı ilk defa bu kadar zorluyorum. Bu kadar da taş aldım. Sınırın tepesine kadar dayandık. Şimdi şuradan bir yukarı çıkalım. Bir kısmı tahtadan oldu zaten evin. Ona yapacak bir şey yok. Aslında ona yapacak bir şey var. Şuradan pick up diyebiliyorum onları. Evet. Bu her şeyi pick up diyemiyoruz. Maalesef bu koyduğumuz fırınlar, ocaklar öyle şeylere pick up dememize izin vermiyor. Ama ilginç bir şekilde duvarlara izin veriyor. Ben de o zaman bundan faydalanayım. Şuradan maden odunculuk yapayım dedim ama vay çakala bak. Ağacın gövdesinden doğru kesebiliyorsunuz, tepesinden kesemiyorsunuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Gövdeden kestiriyor, tepeden kestirmiyor. Şimdi kardeşlerim, öncelikle evimizin üzerinden biz bir miktar çıkıntı yapmışız. Bu bence bizim için yeterli. Yani bu bizim için yeterli olsun. Sen niye geldin buraya bakayım? Kaşınıyor musun sen? Canın dayak mı istiyor senin? Hadi neyse. Biraz daha yaşa, bayramı gör. Şuradan geliyorum hemen. Diyorum ki stone wall. Stone wall'dan 50 tane üret diyorum. Craft. Sonra stone wall'umu şöyle alıyorum. Stone wall'umu dizmeye başlayayım ben o üretirken bir yandan. Oo, çok da şekilmiş ha. Ama güneşin bir alıp veremediği var bizimle bugün. Güneşin bizimle bir alıp veremediği var abicim. Habire güneş gidip duruyor. Vallahi habire güneş gidiyor. Stone wall'u sizlerin huzurunda şöyle diziyorum ama dizemiyorum. Stone wall beni gerçekten zorluyor. Açıkçası ben beğendim ya. Taş beklediğimden daha neler oluyor orada öyle? Bir an ortaya bir imlet çıktı. Birdenbire hiçbir stone'u Shift, yo. Shift, F, F. Ha. Bütün duvarları yamuk koymaya başladı. Kızarım. Efendim şimdi şuradan stone, window. 1, 2, 3, 4, 5. Window'larımızın yeri belli olsun. Ona göre devam edeceğiz. Bence window'larımız şöyle olsunlar. Efendim bir tanesi böyle olsun. 1 lütfen rica ediyorum. 2 tanesi böyle olsun. Tam bunun karşısında nasıl olur? 2 kare boşluk bırakmışız. Simetrik olsun. Bir tane de böyle olsun. Evet, şimdi asıl konuya gelelim. Ha, ben stone koyuyorum şu anda. Pardon. Aa, bu hatayı nasıl yaptım ben? Bu hatayı ben nasıl yaptım? Bir kere buna değil, buna ihtiyacımız var ha. Evet. Mükemmel oldu. Stone wall diyecektim ben. Çok affedersiniz. Tamam mıyız? Tamamız. Şuradan kardeşlerim hemen devam ediyorum. Stone wall'dan sen bize bir 100 tane daha üret. Ama önce bana stone door üret bir tane. Sonra stone wall'dan sen 106 tane üret.
Ver dayı kapımı. Ver kapımı buraya. Tamam mı? Mis gibi oldu. Sonra ver penceremi buraya. Pencerem doldu. Şimdi ver wall'larımı bana. İzninle artık wall'larımı yerleştirmek istiyorum. Şöyle. Tabii bu craftları yaparken bizim evet zıplamamıza izin vermiyor. Zıplayamadığımız zaman da bu iş olmuyor maalesef. Şöyle yapmamız lazım çünkü. Zıplayalım ki şu işlemi tek hamlede bitirebilelim. Çok güzel. İlla böyle bir tane taş koyma operasyonu gerçekleşiyor yani. O da tuz biberi. Gördüğünüz gibi ufak bir teras yaptım. Hı? Evet. Gayet sevimli olduğunu düşünüyorum. Şunların bir üstünden başlamam lazım değil mi yapmaya? Kesinlikle. Şu basit bir hesapla şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aslında içerisi 6 onun. Yanlış söyledim. Dışı 8. Burası da 10. 80 tane. Stone floor. Floor olacak tabi. 80 tane stone floor. Bakalım stone bu arada gerçekten floor dışında bir şey var mı? Var. Stone ceiling var. Stop queue. Şimdi stone ceiling. 80 tane ceiling. O kadar çok taşım var ki bol bol kullandım. Stone ceiling. Gelelim abi stone ceilingimizle birlikte. Şuradan başlayalım. Ve böylece evimizin üst katında bitirmiş oluyoruz. Bugün ışıklar açılıp açılıp kapanıyor gördüğünüz gibi. Gündüzü yaşayamadık ağzımızın tadıyla. Habire ışıklar kapanıyor. Karartma uyguluyorlar bugün. Pixark'ta elektrik faturaları ödenmemiş. Dekorasyon kısımlarıyla kardeşlerim hiç merak etmeyin. Daha sonra evimizi daha güzel dekore edeceğiz. Belki de dediğim gibi var ya burayı tamamen ilk başlangıç noktam olarak bırakıp çok daha ilerilerde sizinle daha güzel yerlerinde belki dağlarda, bayırlarda 10 numara bir ev yapacağız. Şimdi buranın üstünü kapattık. Şuradan yolumuza devam edebiliriz. Penceremizi açalım bir kere. Ama böyle açmayalım. Penceremiz şöyle açık dursun. Çok güzel oldu. Kapımız da böyle açık dursun dışarıya doğru. Pencereler açık. İçerisi hava alsın. Shift F. Yanlış koyduğumuz blokları alalım. Shift F. İçeriye aydınlatma yapmamı gerekecek. Belki bunu bir uçuş beciğiyle yaparız. Belki başka bir şeyle yaparız ama şöyle de manzaralı bir bahçemiz oldu. Bu duvarı iki kat daha yükselt. Ben daha bu duvarı yükseltmezsem iyi olur. Yoksa bahçenin manzarası mahvolacak. Belki şuraya daha güzel bir merdiven. Access Inventory'den mesela bunu alamıyoruz. Bu alınamayan şeylerden. Yatağı da alamıyoruz. Sağlık olsun. Başka bir şeyler kuracağımız zaman oraya kurarız. Şimdilik evimizi tamamladık. Şimdilik evimiz gayet güzel oldu. Şöyle dursun. Artık bunun boyaması da size sözüm olsun. Başka zamana kalsın. Şuradan bunları fırlattım attım. Stone'ların hepsini yan yana koydum. Wood wall. Wood wall'u ben ne ara aldım ya? Aa pardon bunların hepsini buraya bırakmam lazım. Düzeltiyorum. Biliyorsunuz materyalleri düzgün koymadığım zaman ben rahat edemiyorum.
Onları buraya bırakmam lazım. Seni de çöpe atıyorum. Stone'ları geri koyalım ama şu iki stone'u alalım. Onlar ev malzemesine dönüştü çünkü. Git bakayım oradan. Sen de gel bakayım buraya. Çok güzel. Şimdi kardeşlerim 30. level olduk, neler geldi? Primitivlerden. Hemen inceliyoruz. Yaratığın çekeceği köprü vardı. Fur kıyafetler gelmişti. Onları geçtim. Ice Cellar. Buz ya da karla doldurulduğu zaman yemekleri çok uzun süre korur. Çok güzel. Angler. Angler'a binip gezersin. Raptor Saddle. Öğrendim. Trike Saddle. Öğrendim. Şimdi bunlar bir kere teminlenecek. Bunun kaçarı yok. Metalurji. Metalurjiye gelelim. Neler öğrenmişiz metalurjide bakalım. Ore dedektör. Dodricus Saddle şimdilik beklesin. Terror Bird beklesin. Spray Gun boya yapmak için kullanıyoruz. Copper'dan değişik kıyafetler, onlar da beklesinler abi. Industrial. İşte sonunda endüstriye geldik. Endüstriyel çağa ulaştık. Magic'imiz de var. Oo. Vallahi magic'imiz de var. O zaman önce şuradan bir magic table diyeyim ama magic'le bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi yine şu şeyden istiyor. O her neyse onu şimdi bakıp öğreneceğim. Mobile pick mi? Magic mall'lardan düşer. Ben büyülü bir şeyler hallederek bunları alacağım. Wood wand. Basic wand used to collect resource. Bilemedim ki. Bu belki bir şeyler topluyordur bize. Endüstriye gelelim. 49 kaldı yalnız. Çok riskli. Pistol açtım. Bullet açtım. Scope. Machine pistol. One shot rifle. Machine rifle'a takılır diyor. Bu ne? Bu gayet bayağı bildiğiniz tabanca. Silencer. Long neck rifle. Pistol. Pistole de takılıyormuş. Takalım. Simple scope takamıyorum. O kalsın. Pistol. Bu da pistole takılıyormuş. Ona yapılıyormuş. Vallahi her şeyi yaptım. Her şeyi yaptım. Her şeyi açtım. Güzel kardeşim bak. Tavşanları severim ama böyle terbiyesizce evimin üstüne tırmananları değil. Terbiyesizce evime tırmananlara terbiyesizce saldırıyorum ben de. Şimdi şurada operasyonumuza başlayalım hemen işler yapmaya. Öncelikle Craft'tan R olmaz. Or diyorum. Olmuyor. Güzel sildim. Şöyle geliyorum. Craft'tan. Misk. Değil. Tool. Spray gun. Glass lazım diyor bana. Hemen senin glass problemini çözeyim ben. Ben hemen senin glass problemini çözeyim canım. Şuradan 100 tane alıyorum. Bunu getiriyorum. Seni ateşleyip diyorum ki bak terbiyesize ya. Seni böyle yerler. Seni böyle yerler. Bu kadar adamın arasına dalarsan terbiyesiz gibi. Bunun canı gitmiş. Bunun biraz gitmiş. F22'nin az gitmiş. Bak 8. level diye nasıl şey yapmış. Terbiyesizce saldırmış buna. Sonunda dayağını yedi ama. Evet hocam. Bir daha geliyorum şimdi. Sakinim. Bu ne? Glass. Ne gerekiyor bunun için? Sand. Efendim koyduğumuz şey ne? Dirt. Doubtfire. Bir saniye şimdi ufak bir problemimiz var. Sand nerede? Madem bu dirt, o zaman sand ne? Ya da aradaki fark ne? Sand sahilde falan mı? You are dehydrated. Hocam ben dehydrated olamam. Senin bir yanlışın var. Benim çok güzel bir şişem var çünkü. Bir de böyle suya şöyle bir dalmak gibi kötü alışkanlığım var. Suyun içinde de hemen hırıl 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 mırıl 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 diye sesler gelmeye başlıyor. Hemen gelmeye başlıyor bunlar. Bir ürkütücü, bir korkutucu. Şimdi bunlar 4. Okey, bunu kabul ettik. Acaba sand gerçekten kumsal mı? Sandin yığılan bir şey olması lazım. Yani böyle kürekleyip aldığınız zaman alt kısmının dökülüyor olması lazım. Peki hemen bu sand sorununa bir çözüm bulalım.
Gel bakayım aslan parçası. Senin inventöründe yemek var mı? Olmaz mı? Benimle birlikte yine de ağır değiliz değil mi? İkimiz birlikte de olsak yeterince ağır değiliz, evet. Şöyle bir gidelim bakalım seninle. 4 haricinde bir şey görebiliyor muyuz? Oo, yıldırımlar mıldırımlar çakıyor. Bu nedir böyle? Senin yorgunluğun yettiğince bir gidelim. Raptor, sana da sıra gelecek, merak etme. Vay arkadaş. Sana ben hasar vereyim. Bir daha hasar vereyim, bir daha hasar vereyim. Veremedim, bitti zaten, o kadarmış. Aa, sand mi o? O bir sand mi? O bir sand değil, o bir haritanın sonu. Vay, Ark style ha? Evet, oraya gidemezsin diyor. Sandy nasıl, nereden bulacağım ki o zaman? Ben nasıl elde edeceğim Sandy güzel kardeşim? Bana bunu söyler misin? Taşı maşı parçalayacağız, kıracağız mı acaba? Bilemedim. Evimi gördün mü? Vallahi gördüm. Biraz daha dayan. Biraz daha dayan Pteradon'um. Biraz daha dayanırsan bu iş olacak. Bu kadar. Mükemmelsin. Tek kelimeyle mükemmelsin. Kardeşlerim. Burada kum olduğunu düşündüğüm bir şey buldum ama çok garip bir doğa olayı cereyan ettiği için kuma giderken yalan oldum. Şimdi aynı şeyi bir daha deniyorum. Vallahi yıldırımlar düşüyor. Acayip sinirli bir habitat burası. Gördüğünüz gibi. Ben şuradan atlıyorum bu kuşcağızın üzerinden. Şuradan da sonra take all diyorum. Sonra o kuş beni öyle izlesin. Ona biner kaçarım ben olmadı. Devamlı yıldırımlar düşüyor burada abi. Ne kadar garip. Bu ne? Ha, ağaç yanmış. Peki bu ne? Oo, canavar bitki. Mükemmel. Sen nesin seni de bilmiyorum ama. Neyse. Yukarıdan gidiyordum. Videoyu durdurmuştum. Arama yaparken boşuna vakit kaybetmeyelim diye. Yukarıdan yıldırım çarpınca düşüyormuşsunuz kuştan. Öldüm. Bilmiyorum bunlar ne. Bunların yanına geldim ama galiba bunlar bildiğiniz sülfür. Vallahi bunlar sülfür, bunlar da clay. Bunlar bizim aradığımız şeyler değil. Ben kuşuma geri biniyorum o yüzden. Gitmeye devam ediyorum. Yavaş yavaş yolculuğuma devam ediyorum ben. Acaba nerede kum olabilir diye düşünüyorum. Değişik yaratıklar görmeye başladım bu arada ya. Çok ilginç, çok değişik yaratıklar görmeye başladım etrafta. Oo, kurbağa falan da var. 10 numara. Peki şöyle bir yere konsam acaba? Bir şey bana dalar mı? Bilmiyorum. Kurbağa da çok uzakta. Dalmaz herhalde diye umut ediyorum. Evet, kafama yıldırım düştü yine. Mükemmel. Dediğim gibi yukarılarda gidiyorsanız kuşta yalan oluyorsunuz. Sırf bunun için dizayn edilmiş bence bu yıldırım. 4. 4 4 4 4. Bence burada biz kum bulamayacağız. Çok da yine yukarılara çıkmadan yakından yakından şöyle uçalım. Ya kumu okyanustan, denizin tabanından sanki bulabilirim diye düşünüyorum. Aman diyeyim oraya gitme. Oradan düşersen. Oo, bu bizim o dostane otçul değil mi iri? Paracer. Vallahi dostane otçul. Ya ben bu... Aaa, Tiomia. Karınca bana sinirlendi.
Bunlar çakıl taşı. Flint. Vay arkadaş. Nasıl bir şey bu? Kum bulamıyoruz, iyi mi? Kum bu kadar bulunmaz mı ya? Kum oyunda en rahat bulunan şey olması lazım. Vay raptora bak sen ya. Biraz alçaktan uçtuk diye. Bak ya, bu olmamalı işte ya. Bu olmamalı ya. Bak şimdi ya. Buraya gel. Bir şey değil. Raptor kuşu yiyecek. Hadi beni geçtim. Rezalet yaşanacak kardeşlerim. Kum bulma operasyonunu sonraya bırakıyorum. Kum bulma operasyonunu elimizde olmayan nedenlerden erteliyoruz. Şöyle efendi gibi geri dönelim. Üstümüzden uzaklaştığımız anda iklim miklim kaydı. Buralar tehlikeli yerler. Vallahi çok tehlikeli yerler buralar. Ben bunu anladım. Ben buna doğru ehemmiyeti gösterememişim şu ana kadar. Şu anda fark ettim buranın tehlikeli olduğunu. Şöyle iniyorum hemen. Seni de durduruyorum geri kalan herkesle birlikte. Ne durumdasın canım sen? Hasar yedin mi? Sen hasar yemedin. Hasarı ben yedim. Peki. O zaman ben hasarın yanına bir de yemek yiyeyim şöyle. 7-8 diyeyim bir de. Olayımız güzelleşsin. Sen de buradan git, beni sinirlendirme. Kızdırıyorsun beni. Kardeşlerim cam yok. Camı bulacağız. Cam daha ileriki videolara kalsın. O zaman şu anda yapabileceğimiz başka şeyler olmalı. Mesela biz Weapon'dan firearm, tabanca yapabiliyorduk. Ne gerekiyormuş? Wood gerekiyor diyor. Bizim wood'umuz yok mu? Bizim bayağı wood'umuz var. Al bakayım sana wood. Neden bu wood'ları görmedin sen? Ya da wood o wood değil mi? Weapon, firearm, vallahi o wood. Craft abi. Çok güzel tabancamız oldu. Şu tabancayı alırım. Mızrak yerine tabancayı koyayım ben. Şimdi mızrak bir inventory'de beklesin. Tabancamız var, çok hoş ama Emo. Emo ne istiyor? Gunpowder istiyor. Şimdi Ark'tan esinlenirse Gunpowder nerededir? Gunpowder buradadır. Gunpowder ne istiyor? Firestone bir şey istiyor. Bir tane. Bir karkol istiyor. Sülfür istiyor. Firestone'dan yapabiliyoruz. Gerçi bundan bizde vardı da Allah Allah. Bazılarını görüyor, bazılarını görmüyor sanki sandıkta. Bu üçlü sandık çok mu uzakta kaldı acaba? Ne dersiniz? Galiba üçlü sandık uzakta kaldı ha. Vallahi bak burada var, o yüzden görmüyor. Uzakta kalmış üçlü sandık. Ben onun üzerine biraz malzeme bırakayım ya. Biraz materyal bırakmanın sakıncası olmaz bence. Canım malzeme bırakamıyor muyum onun üzerine? Peki, sağlık olsun. O zaman şöyle yapayım ben. Şuna bir geleyim. Şuradan bundan kaç tane yapabilirsin bana? Sen bundan bir 50 tane yap bana. Zaten tık 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 diye ışık hızında yapıyor bunları. Çok güzel. Aldım o 50'yi. Şimdi gunpowder bana kaç tane yapabiliyorsun? 64 tane yapabiliyorsun. Yap abi hepsini. O zaman onun için de teşekkür ederim. Onları ben alayım. Buraya geleyim. Weapon, ammo. Mermi kaç tane yapabiliyorsun şimdi? Mermin, ooo kapır istiyormuş her birinden. Nasıl bir rezalet bu? Nasıl bir rezalet? 25 tane diyelim ya. Ama bu olmadı. Mermi çok pahalı çıktı. Kapır fabrikamız yok bizim yani burada, lütfen. Şunları geri bırakıyorum o zaman ben. Bizim burada kapır fabrikamız yok güzel kardeşim. Biraz insaflı iste şunları isterken. Kömürler, barut. Sen yere. Tabanca. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Şöyle bir baktım. Tabancayı gördüm. 10 numara dedim hatta. Fena değilden daha da yer aldım. Dodo. Her zamanki gibi deneyimi Dodo ile yapıyorum. Lazer tabancası gibi ses çıkardı. Çok ilginç. Benim level atlayabilmek gibi bir özelliğim varmış. Level atlamak gibi bir durumum varmış. Staminama vereyim ben yine bunu. Aman diyeyim. Umarım bütün mermileri çöpe atmadın. Şuradan bir kontrol edelim. Yok, şarjör değiştiriyor gibi yapıyor ama bir tane şey değiştiriyor sadece.
Peki şimdi bizim bu uzun süredir cebelleştiğimiz hani böyle savaş verdiğimiz, öldürmeye çalışıp zor öldürdüğümüz şeylerden bir tane seçelim diyeceğim. Yo. Bunu seçtim kendime kurban olarak. O da çok hızlı sonuç verdi. Peki canım. Onu vuramadım mı ben? Belki de vurdum umursamadı. Şimdi anlarız şöyle. Evet vurdum. Onu da vurdum. Abi bu ne yapıyor? Tabanca ne yapıyor böyle? Aman Allah'ım. Canım benim. Bu tabanca ne yapıyor kardeşlerim? Çıkardığımız her bir bakırı fiyatını fazlasıyla hak ediyor. Sana biz yemek vermiştik, değil mi? Teğmin tabi yalan oldu gitti büyük ihtimalle. Tabii ki yalan oldu gitti en başa döndü. Ama bir dakika bu tabanca bu bende aradığım efekti oluşturdu. Aradığım mutluluk efektini oluşturdu bende bu tabanca. Şu anda ben çok mutlu bir insanım artık. Ben artık çok mutlu bir insanım. Bundan sonra bakır eşittir level. Kardeşlerim bakır eşittir level. Kılıç kalkan. Okey. Orta çağcıyız ezelden ama tabancanın tadı bir ayrıymış. Bunu fark ettim şimdi. Ya ben bu trike'ı çok zor buluyorum zaten ama ya biz oyundan girdiğimizde çıktığımızda falan bu trike tekrar büyük ihtimalle oluşur. O yüzden kardeşlerim hiç abartmıyorum. Bakın bunlara 3-5 ok yeten okla trike'a 100 tane ok attım. Okum bitti. Craft ettim. Geri geldim. O derece yani. Evet. Çok bir şey değişmemiş. Trike yine bir cengaver vermiş. Trike yine bir cengaver vermiş. İmdat. İmdat. Yine bitti değil mi mermim? Mermim bitti bu sefer de. Yok mermim bitmedi. Ben panikten dolayı mermiyi dolduramamışım. Sen ne yapıyorsun terbiyesiz? Aa silahına bir şey oldu diyor. Silahın bir garip oldu, bir hoş oldu. Onu bir daha kullanamazsın diyor. Yo onu yapma. Onu yapma bir saniye dur. Dur böcük onu yapma. Onu yaparsan işte üzülürüz. Birbirimizle aramız bozulur. Oo. Oo, bizim böcüğü de indirdi. Bizim böcüğü de indirdi aşağı. Yahu trike'ları ne kadar güçlü yapmışlar bu oyunda. Biz bir tane trike temlediğimizde dünyayı ele geçiririz o zaman artık. Kapının içinden sana vurabiliyor muyum? Tabii vurabiliyorum. Bak bu da bir hoş olmuş ama. Çok garip bir deneyim oldu. Ne yalan söyleyeyim. Böcüğümüzü kaybettik bu arada kardeşlerim. Aşk böcüğümüz gitti. Hani bir laf vardır ya her kuşun eti yenmez diye. Trike'ın işte eti öyle kolay kolay yenmiyormuş ha. Trike'ın eti kolay yenmiyormuş. Peçi sen buraya gel ya. Benim acil bir şeyler teminlemem lazım. Kendimi çok güvensiz hissediyorum. Bu Trike gibi bir tane daha tip bana saldırırsa sonum ne olur kim bilir. Şuradan bir su döşeyelim mi biz ya? Bulut mu var? Ağacın gölgesi var galiba. Evet, ağacın gölgesi var. Biz şuradan bir su döşeyelim iyi mi? En azından o mekanizmanın nasıl çalıştığını bir görelim. Neredeydi o? Hah burada. Peçi. Tamam, seni bir kere daha besledik. Mükemmel. Ha şuraya yapabiliriz. Bakalım gerçekten suyu içeri alıyor mu? Bunu görmüş oluruz. Şimdi suyu alacak olan şey bu diyor. 4. 4'ü aldım. Böyle bırakabiliyor muyum? Connection to water diyor. Need connection to water. Senin yani water'a daha iyi bir connection olamaz söyleyeyim.
Ha uzaktasın diye mi koyamıyorum? Vallahi uzakta diye koyamıyormuşum ya. Connection to water. Connection to water'dan sonra. Boru. Horizontal pipe. Al sana horizontal pipe. Çok güzel. Horizontal pipe'ı da koyduk. Efendim şu nedir? Dörtlü boru. Craft'tan pipe dediğimde dikine pipe yok zaten. Yok mu? Vallahi dikine pipe yok. Öyle yukarılara getirmiyorsun abi bu oyunda pipe'ı. Sıkıntı. Bu şekilde gelmesi gerekiyor. Altını da ıslatmıyormuş. Çok garip oldu tabir, evet farkındayım. Altını ıslatmıyormuş derken. Maximum su water range 3 blok diyor. Demek ki 3 bloğa kadar etrafına su getirebiliyor. Normal su 2 blok yanına etkiliyordu sadece. Bu daha iyiymiş bu konuda. Balıtım olduğu halde niye kullanamadım hala onu anlamış değilim. Delikanlı dedim buna da. Ha, şimdi tekrar çalışmaya başladı. Okey. Ah zavallı benim yaratığım da burada. Yerle bir oldu ya resmen. Kapıma ne kadar hasar vermiş bu terbiyesiz. 4000'de 2700. Baba kapıyı kırıp giriyormuş. Ben kesinlikle video dışı 5 tane trike tamleyeyim. Bir daha sırtım yere gelmez. Trike'larla bütün dünyayı yok ederiz. Söyleyeyim. Bütün dünyayı yok ederiz. Sen de bir dur. Delikanlı sen de dur. Hatta hepiniz bir şöyle bir durmayın. Bir gelin yanıma. Şuraya doğru. Sonra durun. Birbirinize de dost ahbap olun. Bir şeyler size saldırmaya çalışırsa birlik olur karşı koyarsınız da. Sen niye dünyanın öbür ucuna gittin öyle onları bırakıp şimdi? Benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi de bu. Bir psikopatım ben ya. Vallahi kendi çapımda psikopatım. Şurada bir test yapasım geldi benim. Şunu böyle bıraktık diyelim ki. Şu suyu üstünden doğru da çekiyor mu onun? Çekmiyor. Suya dokanması lazım diyor. O zaman bahçeyi su seviyesinin biraz altında mı kurmak lazım? Bilemedim ki ben şimdi. Vallahi su seviyesinin altında mı kurmak lazım bahçeyi? Yoksa şu boru dönüyor mu? Ben demin belki de onu kontrol etmedim hiç. Allah Allah. Şu boruların olduğu yere bir daha bakalım ya. Hepsini öğrenmedim mi acaba ben onların? Yo, bayağı da öğrenmişim gibi görünüyor. Bu kadar sadece. Ha, şu yamuk boru galiba bir yerlere onun çıkmasını sağlıyor. Bak gözümüzün önünde görmüyoruz ya. Q ne? Ha buraya doğru yaparım o zaman diyor. Tabii ki ya. Dört bir yana çeviriyor. Dört bir yana çeviriyor onu. Böyle yapıyormuşuz. Tamam şimdi oldu. Şimdi oldu kardeşlerim. Kesinlikle metot budur yani. İstediğimiz her yere su götürebiliyoruz. Tamam. Şimdi kafamda canlandı olay. Okey. Peki biz 30. level'ın vallahi şu ana kadar çok iyi gidiyorduk. 30'un zevkini çok çıkartamadık ya. 30'da bir şey keşfedemedik yani. 30'da keşfettiğimiz şeyleri kullanamadık daha doğrusu. Çünkü benim bu materyalleri bulmam lazım. Bu arada biz 32. level olduk. Piyomya hat diye bir şey geldi. Piyomyaların içeride kalıp fertilize üretmesini, dışkı üretmesini sağlar diyor. Çok güzel. Fül karpıt yaparız. Metalurjide ne gelmiş? 32'de. Bir şey gelmiş mi yani? Lightning Protection Helmet. Kafamıza bunu takıp Lightning'den korunacakmışız ya. Tamam kafamıza bunu takar. Bir dahaki videomuzda malzeme arayışına öyle gideriz. Industrial'de Silencer yapabiliriz denemek için. Artık bu Magic için neyi nasıl yapacağız bilemiyorum. Şuradan Workbench diyelim mesela. Magic Workbench. Magic Wood yok.
Mage Wave Bark yok. Magic Fiber yok. Bir sonraki videoya kadar bilen kardeşlerim yazsın. Yoksa ben internetten bakıp bunların araştıracağım ne olduğunu. Kendim araştırıp bulacağım. Ona göre yapacağız. Engramlara devam edelim. Ne almıştık, neyi yapmadık diye. Bunlar tamamen Magic'le alakalı. Magic'i çözmeden buraya gelemiyoruz. Endüstri skill'lerimiz de Firearm, Workbench, Grenade, Smoke, Iron Spring, Light Gun. Tamam, onlara geleceğiz. Evet, demir madenciliğine, farklı materyale herhalde 40'ta ulaşacağız. Maalesef 40'a kadar beklememiz lazım ama bronz kazarsak bol bol mermi yapıp sağa sola sıkabileceğiz en azından. Bunu öğrenmiş olduk. Bu da güzel bir şey. Sağa sola sıkar. Bir şekilde oradan yolumuzu buluruz. Lift platformunu mu yapsak o zaman ya? Gelin şu lift platformunu yapalım biz. Yapabileceğimiz bir şey yapalım da nasıl bir şeymiş hep birlikte görelim. Ama sen beni karambolden öldüreceksin yemin ediyorum ya. Vallahi karambolden öldüreceksin sen beni. Şunu bir içeyim. Bir de 8 diyeyim. 8 mi diyeyim? 8 diyeyim, tamam. Şimdi 7 7 7 7 diyeyim. 8 de diyemedim. Şimdi 8 diyeyim. Yalnız kardeşlerim galiba gerçek saatle 2 saatten fazla oldu ya biz bunları ekeli. Bunlar ne kadar nazlıymış gerçekten, ne kadar büyümüyorlarmış. Ya da benim bunları orakla mı toplamam lazım artık? Tamamen şüphelenmeye başladım. Evladım gelsene biz seninle şunu deneyelim toplamayı ya. Bunu becersen becersen sen becerirsin zaten. Bunlar toplanıyorsa ham yaparsın oradan. Vallahi yaptı. Onları ham yaptı. Zorla da olsa toplayabiliyor yani bir şekilde. Onlar toplanma kıvamına gelmediyse bile onları yedi oradan. Peki şuraya doğru bir ye. Ne yaptın? Long grass. Carrot root. Vallahi rock carrot falan. Adam topluyor. Adam topluyor. Korkulacak bir şey. Hiç bana mısın demedi. Löpçük diye topladı vallahi onları oradan. Belki de o zaman o kadar beklememize gerek yokmuş. Şimdi derin şüphelere düştüm. Belki de sadece yaratığımızla gidip onları ham yapmamız gerekiyormuş. Bilemedim. Evet. Craft'tan lift diyorum. Diyemiyorum. Engram'dan şöyle gelip metalurjiden tabi. Ha, önce seçmemiz lazım değil mi? Ondan sonra yapabiliriz. Workbench'ten peki. Workbench diyorsan workbench'ten abi. Ben laf dinlerim. Ben söz dinlerim. Structure. Elevator. Kesinlikle. Craft. Craft. Şu ikisini bir alayım. Gideyim. Biraz da gecenin karanlığı oldu artık ama mesela şu madenin yanına şuraya doğru bir kurayım bakayım. Neymiş ne değilmiş anlamaya çalışalım. 2. Kurdum. 2. Bunu da kurdum. Enable lift. Elevate. Aa, ne kadar hoş. Drop. Weight de 700'de 132 diyor. 700'e kadar bir şeyleri kaldırabileceğiz. Vallahi beğendim ben bunu. Yüksek bir bina yapıp onun üzerine doğru çok güzel böyle bir elevator kurabilirmişiz. O zaman kardeşlerim, bugünlük bu kadar diyelim. Bir dahaki videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Ben bir dahaki videomuza kadar biraz bakır kazıp level atlayayım ama. Bir bakayım. Bu topraklar, kumlar, şeyler nerelerde? Bunların bilgilerini alayım. Dediğim gibi yorumlarda yazarsanız sizin yazdıklarınızdan da okurum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa
oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.